Selam dostlarım, hepinize kucak dolu sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalımızda hiç olmayan bir telefon inceleyeceğiz arkadaşlar. Realme 11 4G. Tam bir fiyat performans telefonu olan bu telefon arkadaşlar. 10.000 TL'ye alınabilecek bence gördüğüm güzel bir telefonlardan biri. Arkadaşımızın kullandığı bu telefon arkadaşlar. Ben de fiyatını gördükten sonra dedim ki kanalımızda bunun bir incelemesi neden olmasın hani. Çünkü ilk defa Realme'den hem oyun hem kamera performansı olarak karşılaştıracağız. Öncelikle tabii ki tasarımsal olarak bir bakalım. Şimdi cihaz arkadaşlar gerçekten premium bir his veriyor. Arkası efsane. Gördüğünüz gibi sanki arkada siz görebiliyor musunuz onu da bilmiyorum ama simli bir yüzey var yani. Şöyle tuttuğum zaman sanki böyle simli boyalı gibi bir şey parlıyor. Kamera zaten efsane. Gördüğünüz gibi yuvarlak kamerası var. Gold çerçeveli. Buradan öyle gözüküyor. Yani bildiğin gold çerçeveli bir kamera var. 108 megapiksel diyor arkadaşlar arka kamerası. Ona da detaylı olarak bakacağız zaten. Gördüğünüz üzere aşağı indiğimiz zaman arka kısımda yani alt kısımda hoparlör Type-C ve 3,5 milim kulaklık girişi ve mevcut. Bu 3,5 milim kulaklık girişi olması bence güzel oluyor. Çünkü oyunlarda veya işte başka bir şeyde lazım oluyor. Sürekli Type-C kullanmak bazı insanlara zor gelebiliyor. Ama ne kadar da zor gelse Type-C her zaman daha iyidir arkadaşlar. Hem ses olarak hem de oyunda çünkü Type-C artı kulaklık kullanabiliyorsunuz. Bunda öyle bir şansınız yok. İki tane kablo takmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Sol kısma gelelim. Burada ne var? SIM kart girişimiz var. Sol kısımda başka herhangi bir şey yok. Üst kısımda yine bir mikrofon girişimiz var. Sağ kısımda da bir büyük ihtimal evet şey parmak iziyle ses açma kapatma tuşu var. Gerçekten ince bir telefon arkadaşlar. Ele yakışır bir telefon. Yani 10 bin liranın tasarımsal olarak bence hakkını vermiş. Yani 10 üzerinden puan vermek gerekirse bence tasarıma 10'dan 9 veririm abi. Harbi tasarım güzel olmuş. Başka renkler de vardır büyük ihtimal. Hemen şöyle bir telefonu açalım. Telefonu açtık. Şimdi ilk defa Realme incelediğim için arkadaşlar biraz garip geliyor. Yani tabi alışılmayacak bir şey değil. Yani hemen hemen zaten bütün telefonlar Android olarak aynı. Şöyle girdik mesela ne koyayım arkadaşlar. Ekran kısmına gelelim. Bunda ekran olarak nasıl bir ekran kullanılmış? Hemen söyleyelim ekran kısmına gelmişten. Ekran arkadaşlar Full HD AMOLED bir ekrana sahip. Hemen özelliklerini söyleyelim. 1080x 2400 Full HD 409 piksellik 90 Hz bir ekrana sahip. Parlaklığını burada açıp kapatabiliyorsunuz. Otomatik parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz ve buradan 90 Hz mesela nasıl ayarlayabiliyoruz? Evet, şuradan gördüğünüz üzere yüksek var, standart var. Şu anda yüksekte kullanıyoruz arkadaşımız. Oyun oynamıyorsanız bunu 60 Hz'de kullanmanız arkadaşlar her zaman daha iyidir. Neden? Şarjınız daha az gider. Yani yüksek olduğu zaman şarjınız daha fazla gidecektir arkadaşlar. Ekran çerçevesi cam olarak da Gorilla Glass 5 kullanılmış. O da yine güncel bir teknoloji olarak güzel arkadaşlar. Zaten süper AMOLED olması ekranın başlı başına güzel. Yani bu fiyata ekran olarak süper AMOLED olması bence gayet iyi olmuş arkadaşlar. Hemen şuradan bir cihaz özelliklerine bakmak istiyorum. Genel özellikleri burada yazıyor diye hatırlıyorum. Bakmıştım çünkü. Bu güzel olmuş. Gerçekten her şey yazıyor. Bakın işlemci arkadaşlar hemen gelmişken bahsedelim. Helio G99 yani orta segment bir işlemci. Yani öyle çok da güçlü bir işlemci diyemeyiz. 5000 mAh batarya, 8 GB RAM. Önde 16, arkada 108 artı 2 megapiksel kameramız varmış. Bence gayet yani kağıt üstünde değerler efsane. Dediğim gibi bir işlemciden biraz kaybediyor. Çünkü bildiğiniz gibi artık PUBG Mobile bu Helio serisine 60 FPS desteğini biraz çekti gibi bir şey arkadaşlar. O yüzden Helio serisini ben normal şartlarda oyunlarda öneremiyorum. Ama bu Helio G99 baktığım zaman 8 çekirdek 6 nanometre bir işlemci. Yani eski işlemcilere bakarak da güne ısınma derecesi biraz daha az arkadaşlar. Yani çok ısınan bir cihaz değil. Onun harici zaten söylemedim. Wi-Fi 5 var telefonda arkadaşlar. İşte 3,5 kulaklık girişi, jiroskop, muroskop zaten bu telefonda var. Hemen şuradan bir hassasiyet kısmından bir bakalım arkadaşlar. Ayarlarımıza şöyle zaten kendi 4 parmak ayarlarımızı hemen yapacak değiliz ama jiroskopuna bakmak istiyorum. Genelde Android telefonlarda bildiğiniz gibi en önemli olay zaten jiroskop. Neden en önemli olay jiroskop arkadaşlar? Çünkü jiroskopla oynadığımız için jiroskopun biraz hassas olmasını bekleriz.
O da niye? Çünkü sağ sol yaptığımız için arkadaşlar biraz böyle milisaniye bile gecikme olsa oyunda etkiliyor. Ondan sonra arkadaşlar diyor ki abi iPhone'dan oynayanlar neden daha iyi oynuyor ya da spreleri neden daha iyi oluyor? İşte bu yüzden oluyor abi. Jiroskop kalitesi burada şeyi etkiliyor yani. Oyun seviyesini etkiliyor. İster araba oyunu oynayın, ister başka bir oyun oynayın. Etkiliyor abi. Hemen eğitim sahasına bakalım. Ne diyor? İndirmedin diyor. Yani indirdik yani. Evet arkadaşlar şu anda ne modundayız? Eğitim modundayız. Hemen şuradan bir jiroskop hassasiyetleri biraz gözüme yavaş geldi. Hemen onu bir ayarlayalım. Jiroskop geldik. Üçüncü şahıs dürbünsüz. Fulla abi. Fulla 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 fulla. Ver coşkuyu ver 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 ver. Test yapıyoruz nasıl olsa. Buraya fulleyeceğiz arkadaşlar. Bakacağız. Şimdi evet fulledik abi. Ne oluyor lan? Ha, ters geldi. Ters sandım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cihazda nereden baksanız yarım milisaniye bir gecikme var. Şimdi fiyat performans telefonu dedik arkadaşlar. 10.000 TL'ye dedik. Yani alınabilecek telefonlar arasında. Realme burada jiroskopta biraz bizi hüsrana uğratmadı değil. Şöyle mesela bir silah alalım. Acaba şeyde de mi aynı şekilde olabilir? Neydi onun adı? Sipe'de de mi gecikme olur diye bakmam lazım. Evet mesela şimdi jiroskopla bir sprey atalım. Şu an ayarsız olduğu için. Mesela çok çünkü çok yükseldik jiroskopu. Kendi ayarımı kullanayım. Mesela benim jiroskop 200 falan var mıdır? 200 falan vardır herhalde. 200 de diyelim. Sprey atacağız. Yani ben şu anda bir mantıken. Evet. Yani fiyatına göre bence yarım milisaniye bu telefon için kabul edilebilir bir değer gibime geliyor. Şöyle bakalım bir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani jiroskopta bakın. Ben döndürdükten nereden baksanız yarım milisaniye sonra dönüyor. Bu da tabii işte performansı biraz oyunlarda kısıtlıyor ama bu telefon ne dedik? Fiyat performans telefonu arkadaşlar. Yani sadece oyun için yapılmış bir telefon değil. Yani oyun için yapılmış olsa biraz bu yönünü eleştirmemiz lazımdı ama telefon sonuçta oyun için yapılmış bir telefon değil. Akıcıda 45 FPS, dengeli de 45 FPS. HDR'da ne? HDR'de yüksek 30 yani. HDR'da zaten kullanılmıyor arkadaşlar ama akıcı 45 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Zaten jiroskopsuz da oynayanlar için jiroskop da pek önemli bir şey değil. Jiroskopsuz oynuyorsanız zaten alabilirsiniz. Ama dokunma hissiyat olarak bakalım bir. Hissiyat güzel. Yani dokunmada öyle bir şey yok. Mesela şöyle bastığın zaman tekleme falan olur ya. Yani dokunmada gördüğüm kadarıyla hissiyatı güzel. Şu anda kendi ayarlarımı zaten yapmadım ama yani anlayabiliyorum en azından. Bakın sağa sola falan giderken şu an şeyi de %100 yapmadık. Neyden ona? Joystick'i de %100 yapmadığımız halde yani sağ solu güzel mesela bakın. Sağ solu iyi yapabiliyor. Yani oynanır mı? Oynanır. İşlemci Helio G99 arkadaşlar. Telefonun 90 Hz ekranı olması ne olur? Diğer oyunlarda mesela 90 FPS destekleyen oyunlarda 90 FPS oynayabilirsiniz. Ama PUBG Mobile gibi ağır bir oyunlarda arkadaşlar 45 FPS'e kadar desteklediğini söyleyebiliriz. Sizce bu telefon alınır mı, alınmaz mı? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Hani kullanan var mı daha doğrusu? Ben kullanmadığım için sadece incelediğim için söylüyorum. Kullanan varsa ya da bu telefon abi bu telefon alınmaz, şu telefon daha iyi gibisinden de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.